aslında son 3 konuşmacının meseleyi düğümlediği nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı temel hak ve özgürlüklerin kullanım noktasında halen parti içinde yeterince görüş birliğine varamadığı şeklinde bir değerlendirme oldu. Hem Nasuh Güngör'ün hem Ferhat Murat'ın buna dair bir değerlendirmesi oldu. Tam da bu noktada aramıza Cumhuriyet Halk Partili bir isim katıldı efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Adıgüzel. Teşekkür ediyorum. Oradaki herkese iyi akşamlar, güzel bir yayın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sorumu tekrarlayacağım ama öncesinde sizin başlatmış olduğunuz bir fındık yürüyüşü olarak ifade ediyorsunuz değil mi? Bir yürüyüş vardı. Evet. Halen yürüyüşünüz devam ediyor mu? Kısaca dilerseniz bu yürüyüşe dair görüşünüzü alayım. Sonrasında bu Evet. meseleye dair sorumu yönelteyim. Buyurun. Şöyle biz tabii bölgeden yükselen çok ciddi bir yangın var. Çok ciddi bir afet var. Burada geçtiğimiz yıllarda fındıkta emek mücadelesiyle ilgili maliyet ve taban fiyat dengesiyle alakalı ciddi itirazlar zaten vardı. Hatta öyle bir hale gelmişti ki üretici bu atadan dededen kaldı bu bahçeler ya da milli servet ziyan olmasın noktasında topluyor idi. Artık hani kar zarar açısından karı yoktu. Fakat bu yıl bu Kokarca felaketi inanılmaz boyutta. Bunu Türkiye'nin gündemine yeterince sokabildik mi bilmiyorum. Ben bununla ilgili mecliste konuşmalar yaptım. Sizlerin kanallardan, diğer ulusal kanallardan feryatlar yaptık üreticinin sesini duyurmak için. Fakat yeterince duyuramadık. Hatta ben buradan Kokarca'yı aldım. Tarım Bakanlığı'na götürdüm Ankara'ya. Sen gelmedin ben sana getirdim diye. Fakat bununla ilgili yeterli önlem alınmadığı için bugün yürüdüğüm yolda da gördüğüm üzere her 4 fındıktan 3'ü çürük. Yani bu doğrudan %75 verim kaybı demektir. Şöyle anlatayım size. Hükümet 132 lira taban fiyat verdi. Fakat şu ana kadar hiç 130 liradan fındık satan olmadı. Hep 30 lira 40 lira. Yani o çürük olduğu için artık tüccar da bunu biraz da fırsata da çevirip bir kaos yaşanıyor bölgede. O yüzden ben de daha süregen bir eylem, daha sesimizi devamlılık yaratmak açısından, üreticinin sesini duyurmak açısından bir yürüyüş başlattım. Yürüyüşümüz 5 günlük. Bugün 3. günü tamamladık. Gürgentepe kendi ilçemden başlayıp Çamaş ve Fasya'ya ulaştım. Bugün de Fasya'dan Perşembe'ye doğru yola çıktım. Yarın Perşembe'de olacağım. Cumartesi günü öğlen Altınoluk merkeze ulaşacağız. Bütün yollarda üreticiyi dinliyoruz. Bu bir yol hikayesi. Harmanlara giriyoruz, bahçelere giriyoruz. Üreticinin feryadını kanallar aracılığıyla hükümet yetkililerine iletmeye çalışıyoruz. Fakat maalesef hükümet kanadından hiçbir milletvekili, hiçbir siyasetçi buralarda yok. Yani sadece biz varız. Hani bize elitist diyen, halktan uzak diyen Sayın Erdoğan'ın kendi vekillerini biz toprakta, sahada, harmanda görmüyoruz. Harman yeri yangın yeri olmuş. Çok ciddi bir isyan var bildiğiniz gibi değil. Şu anda üretici biz artık gelecek yıl ekmeyeceğiz. Terk ediyor bahçeleri. Dolayısıyla Türkiye dünyada birinci sırada olduğu, marka olduğu fındık üretiminden vazgeçiyor durumuna giriyor. Çünkü üretici fındığı terk edince fındık da Türkiye'yi terk edecek. Çok ciddi bir tehlikeden bahsediyorum. Peki. Sadece 2 milyar dolar Türkiye'nin ihracatından olduğu, 120 milyar dolar da dünyada bu sektörde paranın döndüğü bir sektörü terk ediyor. Dolayısıyla buradaki tehlikeyi kamuoyuna iletmek için yürüyoruz. Bunu ne kadar sesimizi duyurana kadar da bunu şiddetle devam edeceğiz. Şimdi Peki. konuya Buyurun. siz Ben sorunuzu tekrarlayayım ben sorumu dilerseniz. Araya fındık konusu girdiği için izleyicilerimiz tamam. atlamış olabilirler. Dilruba ve Dilara meselesini konuştuk. Özellikle CHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı her iki isimle de birer görüşme gerçekleştirdi. Temel hak ve özgürlüklerin kullanım noktasındaki hassasiyeti ifade etti. Her iki isme de sahip çıktı. Dilruba'nın tutukluluğuna da elbette tepkisi vardı Sayın Genel Başkan'ın. Bununla birlikte sizden önceki yorumcular elbette tutuklamanın istisna olması noktasındaki genel görüşü ifade ettiler. Fakat Nasuh Güngör ve Ferhat Murat son düzlükte şu değerlendirmeyi yaptı. Özellikle başörtüsü gibi bazı temel hak ve özgürlüklerin kullanımı noktasında halen CHP'nin içerisinde
bu özgürlükleri çok da içine sindirememiş bazı gruplar olduğunu, zaman zaman da işte Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik tepkide de olduğu gibi böylesi çıkışların söz konusu olabildiğini ifade ettiler. Gerçekten böyle mi? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde halen geçmişte yaşanan bazı olumsuzlukların devamını dileyen insanlar mı var? Nedir burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye bakışı? Şimdi biz tabii şunu kabul edelim. Bir cumhuriyeti kuran ve bu devrimleri gerçekleştiren kadro olarak bir refleksimizin olduğu doğrudur. Bunu belki olması da gerekiyordu. Bu ülkede belli anlayışlar, belli birlikte yaşama süreçlerinde, bu demokratik süreçler oluşana kadar. Şimdi biz bununla ilgili özellikle AK Parti'nin ilk döneminde başörtüsü meselesinin yoğun problem yaşandığı dönemde belki tuzağa düştük. Yani bununla ilgili özellikle bunu bir siyasi argüman ve malzeme hale getirilmesini erken fark edemedik. Ve bu süreci daha sonra kamuoyunun da tabii bu işi bizi de motive etmesiyle ve özellikle de bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte özellikle helalleşme, norm, işte dönüşme gibi çabalarıyla bu süreci biz aştık. Hatta o aşmayı yaparken örnek veriyorum, bir parti meclis üyesini başörtülü parti meclis üyesimiz olduğu zaman buna belli ki bu siyasi bir amaç için bu çok kullanılmış zamanında, bizim başörtülü bir siyasimiz olduğu zaman Sayın Erdoğan buna vitrin mankeni diyebildi mesela. Yani aynı en ağır hakaret karşı taraftan geldi. Dolayısıyla biz bir şey, bir hani geçmişte yaptığımız belki bazı yanlışları toparlamak adına o dönemde yaptığımız çabalara mesela yapma yapma. Niye? Çünkü belli ki bu geçmiş dönem oldukça işine yaramış AK Parti'nin. Şimdi biz bu süreçte özellikle Dilruba'da, Dilara'da bizim anlayışından aslında bu konudan muzdarip olan herkesin sevinmesi lazım. Mesela bunu samimi bulmuyorum efendim. Yok. İşte bu hala Dilara şöyle böyle falan diye bu tarafı özellikle kaşımaya çalışmak, hala bu işten aynı Sayın Erdoğan'ın bizdeki başörtülü kardeşlerimiz ve siyasiler için bakış açısının bir benzerlerini yaşamaya devam ediyoruz. Öyle görüyoruz. Şimdi bakın, bu hassasiyeti tekrar konuşursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kadrolarının bu ülkenin başından beri Cumhuriyet'in oturması, şekillenmesi noktasındaki hassasiyetinin bir yansıması olabileceğini söylerken, peki şunu neyle izah edeceğiz? Mesela AK Parti içinde de, AK Parti'nin kadroları içerisinde çok fazla özellikle modern yaşam ve seküler yaşam tarzını seçen insanlara da büyük bir öfke ve direnç var. Öyle bir refleks var. Nerede mesela var? Biz bunun kendisini nerede bir ayrımcılığa nerede dönüşüyor mesela bu? Mesela böyle bir mağduriyet yaşamış, dış yapılmış işe girerken mesela size göre daha çağdaş olduğu düşündüğünüz işe, kişilerde. Ne güzel söylüyorsunuz. İşe alımlarda var, bakanlıklarda, yönetim kademelerinizde var. İşte mesela Milli Eğitim Müdürleriniz doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen talimatla baloları, mesela mezuniyet balolarını yasaklayabiliyorlar. Bütün belediye başkanlarınız geçen dönem kültür festivallerini, müzik şölenlerini, sanatçı konserlerini iptal etti. Ya biz birçok şey bilerek konuşuyoruz. Böyle boş boş konuşmuyoruz. O hiçbir tanesinde size örneklendiremiyorsunuz Mustafa Bey. Örneklendirin ya, o zaman. Yani kamuda, bakanlıklarda başörtülü olduğu için alınan, başörtüsüz olduğu için alınmayan kim var mesela? Örnek verir misiniz? Ferhat Bey, bir, siz bence böyle bir olayı yakalasanız, şimdi sizin müdürleriniz falan diyorsunuz, biz gazeteciyiz. Nasuh Güngör'le beni kastediyorsanız o ayrı bir mesele. Ama şunu söyleyeyim. Yani eğer bir örneğiniz varsa paylaşın. Yoksa da bence az önce söylediğimiz yalan rüzgarlarına alet olmayın bana göre. Bakın, ben bunu sizle daha önce başka yerlerde de tartıştım. Ben size sayfalar dolusu iptal edilen konserleri, mezuniyet balolarını iptal edilenleri hepsini böyle listeler halinde gösterdik. Bu tür mezuniyet baloları, bak siz az önce başka bir cümleden bahsettiniz. Bakanlıklara başörtüsüz olduğu için giremeyenler var dediniz. Ben de merak ediyorum, hakkını savunalım istiyorum. Konuyu saptın. Sadece başörtüsü değil, başka bir şey anlatıyorsunuz. Başörtüsü demiyorum. Diyorum ki bu çağdaş, modern denilen ya da seküler yaşam tarzını seçen insanların da ayrımcılığa uğradığını, belediyeleriniz tarafından, kurumlarınız şu tanımlamalarınız tarafından, bile başlı başına konuşulmaya değerdi. Neyse. Biraz önce mesela
Dilruba'nın itirazını tabii ki tekrar ayırıyoruz. Yani bu hakarete varacak olan boyuttaki hukuki süreci neyse onun karşını alabilir. Mustafa Bey, Dilruba sizce ben, Cumhuriyet kadını mıdır? Modern bir ülkede siz benim konuşacağım... Yok, merak ediyorum. Cumhuriyet kadını mıdır? Cumhuriyet kadını mıdır size göre? Merak ettiğim için. Siz lütfen benim konuşmama müdahale etmeyin. Ben sizi dinledim. Çok rahatsız edici konuştuğunuz halde ben sizi dinledim. O yüzden... O zaman yayında değildiniz benim yaptığım konuşma esnasında, evet, Mustafa Bey. Burada biraz önce gördüm. Adam Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Parti oy veren herkese ağır küfürler. Şimdi o kadar ağır küfürler ki ediyor. Sonra bununla ilgili sosyal medyadan ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi partisi dahil olmak üzere, partimiz dahil olmak üzere inanılmaz küfürler ediyor. Sonra da buna eriştiren arkadaşlara da hakaret etmeye devam ediyor. Bu tip dünya kadar insan var. Aynı sosyal medyayı kullanıyor. Yani Dilruba ile benzer bir şeyden bahsediyor. Fakat nedense adaletin ölçüsü aynı çalışmıyor ya. İktidar aynı çalışmıyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Herkes nasıl eleştirdi bak, burada zaten ya. Sözlerimin başında ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki Cumhuriyeti kuran kadro olarak bir hassasiyetle bazı reflekslerimiz gelişmiş olabilir. Bununla ilgili oldukça ciddi değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik diyorum. Ama bunu bugün olmaması gereken ve bu işe sıkıntı yaşadığını, böyle bir güya geçmişte sancı yaşadığını söyleyen bir anlayışın, bir siyasi yolculuğun bize bunları yaşatmaması lazım. Yani bunu daha çok yaşıyoruz diyorum. Bakın biraz önce adaletten bahsedildi orada. Ya yazık değil mi bakın? Hükümetlerin hukuka bağlılık endeksinde 142 ülke içerisinde 137. OECD ülkeleri içerisinde yargıya güven 38 OECD ülkesi içerisinde 36. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2023'te 19.850 dosya. %26 ya birinci sıradayız. Ya bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her 4 dosyadan birisi Türkiye'den gitmiş. Dava Türkiye'den. Bakın burada adil yargılama ve ifade özgürlüğü ihlalleri iki tanesi. Yani Türkiye'de adil yargılama ihlalleri olduğunu, hukukta ciddi sıkıntı olduğunu bütün ölçütler zaten gösteriyor. Siz daha neyi tartışıyorsunuz?